Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde son eleman kavramı ile ilgili açıklamalar yapalım. Son elemanlar metodu bir numerik analiz dersi konusu olup işte bizim bu ders kapsamında daha detaylı olarak uygulanacaktır. Bu metot ilk defa 1956 yılında Turner ve arkadaşlar tarafından havacılık alanında uygulanmaya başlanmıştır. Bu metot mekanik, akışkanlar, ısı transferi gibi pek çok alanda uygulanmaktadır. Bu metodun özü problem geometrisi olarak verilen cismi sonlu küçük elemanlara bölmek esasına dayanır. Bu örnekte bir duvara bağlı bir cismimiz var. Bu cismin içerisinde iki tane delik mevcut ve cismin bir ucundan da kuvvetler uygulanmış. Cismin dikkat edilirse yarım simetrik modeli alınmış ve cism içerisi şu şekilde gridlere bölünmüş. Metodun özü cismi eleman ve düğüm adı verilen sonlu küçük boyutlardaki parçalara bölme işlemidir. Bunu bir nar meyvesi örneği ile düşünebiliriz. Nar meyvesi bir bütün, dışarıdan baktığında bir bütün olmasına rağmen esasında biz içini biliyoruz. İçerisinde pek çok küçük taneler mevcut ve bunlar birbirleriyle komşu ve bir kabuk içerisinde yerleşmiş. Dolayısıyla nar oluşturmuş. İşte narın en küçük parçaları, küçük küçük parçaları, nar tanesi olduğu gibi biz de problem geometrimizi ufak ufak parçalara böldüğümüzde adına element ve node dediğimiz küçük sonlu parçalar elde ediyor. Benzeştirecek olursak her bir taneye biz element diyebiliriz. Elementin Türkçesi eleman. Bu tanelerin birbirleriyle birleştiği noktalara da onları daha çizeceğiz. Nod veya Türkçesi düğüm noktası diyebiliyoruz. Problemdeki cismimizin sahip olduğu geometrinin şekline göre biz bir boyutlu elemanlar kullanabiliriz. Adına line element diyoruz. Veyahut da iki boyutlu elemanlar var. Üçgensel şekilli, dörtgensel şekilli elemanlarımız var veya üç boyutlu elemanlar var, hacim elemanı. Bunlar çizgi elemanı, bunlar alan elemanı, bunlar da hacim elemanı olarak adlandırılmaktadır. Kullandığımız geometriye göre bu elemanlar değişiyor. Elemanların uç noktaları, bakın çizgi elemandaki tane veya alan elemanlarda her köşeye gelecek şekilde, hacim elemanlarda tabii daha da fazla olmak kaydıyla çeşitli noktalar var. Biz bunlara da düğüm noktası diyoruz. Bunların hepsi birer elemandır. Bir eleman. Bu elemanların birbirleriyle montajı tıpkı bir civata bağlantısı gibi düğüm noktalarından yapılmak. Nasıl ki bir cisim ile başka bir cisim birbirlerine bağlanmış buradan bir civata ile birinci cisim, ikinci cisim bunları eleman olarak düşünebiliriz. Nasıl ki birbirleriyle bir bağlantı içerisinde benzer şekilde iki eleman da birbirleriyle düğüm noktalarından ancak bağlanabiliyorlar. Düğüm noktaları ortak noktalar. Cismin içerisinde her oluşturulan eleman diğer bir komşu elemana düğüm noktaları vasıtasıyla bağlanmaktadır. Tabii ki elemanımızın şekli, yani üçgensel mi olacak, dörtgensel mi olacak, o da geometrimize bağlı. Geometrimizin içerisinde eğri bölgeler mevcutsa içeride veya dışarıda, bu eğri bölgeleri simüle edebilmek için mecburen üçgensel elemanlar iki boyutlu durumda kullanmak zorundayız. Fakat eğer geometrimiz müsaade ediyorsa tabii ki daha
düzgün elemanlar, dört köşeden oluşan veya prizmatik elemanlar, üç boyutlu hali düşünürsek prizmatik elemanlar kullanılabilmektedir. Bu da tamamen geometrinin şeklinde düzgün olup olmadığını, içerisinde iyilik barındırıp barındırmadığına bağlı. İki eleman, bu birinci eleman olsun, bu ikinci eleman olsun, birbirleriyle komşu oldukları bu noktalardan adına düğüm denen noktalar ile ortaklaştırılmakta, bağlanmakta veya yapıştırılmaktadır diyebiliriz. Bu metodun özü, problem geometrimizi alıyoruz, sonlu küçük parçalara bölüyoruz. As, beam eleman, shell eleman ve solid eleman kelimeleri kullanılmaktadır. Beam eleman aslında çizgileri, çizgi elemanları göstermekte, shell eleman dediğimiz alan elemanları göstermekte, solid dediğimizde katı elemanları göstermektedir. Bütün bu geometriler çizim programları vasıtasıyla elde ettiğimiz modellerdir. Katı modeller çizim programımızda hacim elemanı kullandığımız ve bu şekilde oluşturduğumuz 3 boyutlu nesnelerdir. Bu geometrilerin elemanlarına ayrılması işlemini ayrıklaştırma denmektedir. Diğer adıyla da diskretizasyon denmektedir. Bunun ANSYS'te ve diğer programlarda karşılığı da mesh'tir. Üçü de aynı şeyi ifade ediyor. Meshlemek olarak adlandırılır. Yani cismi küçük küçük sonlu elemanlara bölme işlemine meshleme diyoruz. Cisimlerin farklı geometrilerine göre üzerlerinde nasıl mesh oluşturduğunu görmek üzere bir örnek uygulama olsun diye ANSYS adında bir programı açalım ve orada çeşitli meshleme uygulamaları yapalım. Bu programın adı ANSYS ve basit bir eleman çizilmiş, dikdörtgenler prizması şeklinde bir kiriş elemanı çizilmiş. Maksadımız bu modları bir görünür hale getirmek. Bakın, şu anda herhangi bir meshleme olmadığı için bu cismimizin tamamı bir adet eleman gibi gözüküyor. Birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci köşeler olmak üzere. Bir de bunun elemanını görelim. Elemanı görebilmek için görüntümüzü tel katresi yapalım. Elemanın ortasında gözüküyor. Tabi cisim hiç meşlenmediğinde üzerinde bir tane eleman gözükür. Çünkü henüz bölünmedi. Meşleme işleminde biz kaça bölmek istiyorsak, ki bu cismimizin boyunun yarım metre olduğunu biliyorum, bunu ikiye bölelim. Yani 250 milimetrelik iki tane parçamız olsun. Ve bunu böldürelim bakalım. Bakın, ikiye böldük parça cismimizi. Ve 1 ve 2 numaralı iki tane eleman oluştu. Notlarına bakalım. Acaba notlar da arttı mı? Dikkat edersek önceden 8 tane not vardı. Şimdi 12 tane not oldu. Bakın, bölüntü sayımızı artırabiliriz. 10 parçaya bölelim. Her bir parçanın boyutu 100 mm olsun diye. Gördüğümüz üzere istediğimiz kadar bölebiliyoruz. Tabii ki görüntümüzü katı modelde yapabiliriz. Parçamızın bölüntü sayısını daha da artırabiliriz. Bu tamamen bize bağlı. Dikkat edersek cismimiz dilim dilim dilimlenmiş vaziyette. Programın kullanımı kendisine ait. Bakın, aynı zamanda yatayda da bölüntüler oluşturduk. Dikeyde de oluşturduk. 1728 tane nodumuz, 1175 tane de elemanımız var. Elemanları görünür hale getirelim. Gerçekte elemanlarımız hangileriymiş?
içeride olduğundan terim. Bakın bunlardan bir tane elemanı seçelim, bir inceleyelim bakalım. Elemanımızın şekli tam prizmatik değil. Çünkü programda boyutları ayarlarken bütün kenarlar girmemiz gerekiyor idi. Yani bu dersimizde asıl maksadımız elemanı ve nodları tanımak. Bir farklı geometri yapalım. İçerisinde yuvarlatmalar olan ve bu sefer orada oluşacak meshlere bakalım. Bu cismimiz bir silindirik tank. Bu tank meshlendiğinde bakın nasıl geometriler oluşmuş. Bir tane eleman inceleyelim. Tel kafes görünümünde bakalım. Elemanımızın şekli piramit şeklinde. Üçgensel bir piramit şeklinde. Tabii ki cismimizin geometrisini oluşturmak üzere de şekli ona göre geometrisi ayarlanmış. Elemanlarına bakalım. Çokça eleman var. Notları da görüntüleyelim aynı zamanda. Tabii ki çokça elemanlar, notlar olur. Buradan da anlıyoruz ki meşleme işlemi cismin geometrisiyle ilişkili bir kavramdır. Son eleman analizi yönteminde sıklıkla karşılaşacağımız bir diğer husus da sınır şartı ifadesidir. Sınır şartı bir sabit gibi düşünebiliriz. Modelimizin içerisindeki değişkenimiz neyse, değişken veya buna bilinmeyen de diyeceğiz ki araştırdığımız, bulmaya çalıştığımız şey bu. Değişkenimiz ne ise o değişkenlerin analiz boyunca daima sabit kaldığı yerlere bir sınır şartı diyoruz. Yani burada bir sabit kalma durumu var. Bazen sıcaklık sabit olur. Bazen yer değiştirme sabit olur. Bazen ısı akısı sabit olur. İncelediğimiz probleme göre bu değişiyor. Ama bilmemiz gereken şey hani sınır şartı cisim içerisinde veya cismin üzerinde problem boyunca değişmeyen sabit uygulamalardır. Bir diğer olay da yük lemelerdir. Mekanik açıdan düşünürsek cismin üzerine gelen kuvvet, moment veya yayılı yük bunlar birer yüktür. Veyahut da cismimizin dışına uygulanan bir sıcaklık diyelim ki oda sıcaklığında T eşittir 22 santigrat derece cismin tam orta noktasında bir ısıtıcımız var 100 santigrat derecede bir ısı üretiyor. Gibi bunlar da yük değerleridir. Mekanik açıdan inceleyecek olursak çeşitli yük değerleri düzeltiyorum. Sınır şartları. Bakın şekillerde verilmiş 3 tane örnek var. Basit mesnet, kayar mesnet ve ankastre mesnet. Basit mesnet dediğimiz cismin fiziksel görüntüsü budur. Bu cismin şu şekilde dönme serbestliği var. Ancak öteleme serbestliği yok. Yer gelmişken bahsedelim. Serbestlik nedir? Kısıt nedir? Serbestlik dediğimiz 3 en genel halde 3 adet öteleme ve 3 adet dönme olmak üzere toplam 6 adet bir hareket kabiliyetidir. Hareket serbestliği. Bir bağlantı noktasını düşünürsek bir cismin başka bir cisme temas ettiği bu nokta en genel halde, en serbest halde 6 adet harekete sahiptir. Nedir bu 6 hareket? Bu cismimiz öteleme hareketleri yapabilir. Yani şu doğrultuda veyahut da şu doğrultuda veya buna dik doğrultuda veyahut da dönme hareketleri yapabilir. Bunun etrafında döner veyahut da bunun etrafında döner veyahut da bunun etrafında döner. 3 tane dönme, 3 tane öteleme. Bağlantımızın
durumuna göre inceleyeceğiz bunları. Kayar mesnet dediğimizde şu yönde hareket edemiyor, ancak şu yönde hareket edebiliyor. Bunu da şu şekilde göstermişiz. Bakın UX, X yönünde hareketimiz serbest, şura X ise Y doğrultusunda kısıtlı hareket edemiyor. Dönme de serbest, şu eksen etrafında da şöyle şöyle de dönebiliyor. Basit mesnete bakacak olursak, basit mesnetimizin X yönünde hareketi yok, Y yönünde hareketi yok. Bunlar UX, UY'ler sıfırlanmış ama şu bağlantı noktası şu eksen etrafında dönebildiği için Z eksen etrafında dönme serbest diyoruz. Şurada bizim Z eksenimiz olsun. En sık görülen diğer bir bağlantı türü de ankastre mesnet. Bu da tamamen zemine montaj ediyoruz. Hiçbir türlü hareket yok. Yani ne şu yönde, ne şu yönde, ne şu yönde, ne de bunların etrafında dönmelerde hesaba katarsak 6 adedi birden kapatılmış vaziyette. O X'de hareket yok, Y'de dönme yok. Tabii ki bu iki boyutlu düşünürsek, üç boyutlu halde de hem X hem Y hem Z'de ötelemeler kısıtlı ve rotasyonlar, dönmelere bakarsak X eksen etrafında, Y ve Z eksenleri etrafında dönmeler de kısıtlı. Dolayısıyla toplam 6 tane kısıt, 6 tane hareket derecesi kısıtlanmış vaziyette üç boyutlu düşünürsek. Serbest derecesi açısından bir uçağı ele alalım. Uçak havalandı, gökyüzünde hareket ediyor. Uçağın yerle herhangi bir teması yok. Uçağın başka bir cisimle de herhangi bir teması yok. Uçak kendi içerisinde hareket etme kabiliyetine sahip. Uçak ekseni etrafında ileri ve geri hareket edebilir. Ekseni etrafında. Bu birinci serbestlik derecesi. Eksenine dikey yönde hareket edebilir. Bu ikinci serbestlik derecesi. Yan hareketler yapabilir. Bu da üçüncü serbestlik derecesi. Bunları öteleme olarak düşünürsek 3 adet öteleme hareketi yapabilir serbest. Aynı zamanda uçak bu eksenler etrafında da dönebilir. Yani şöyle bir dönüş yapabilir. Şu eksen etrafında, kendi iki eksen etrafında da dönebilir. Demek ki 3 adet de dönme serbestliği var. Demek ki bu uçak havada uçuyorken 6'sı birden serbest. 6 hareketi birden yapabiliyor. 6 farklı hareketi hiçbir kısıtlama olmadan serbestçe yapabilir anlamındadır. Örnek olması açısından bir mafsal düşünelim. Cismimiz 1 numara ve 2 numara birbirine şu eksen etrafında bağlandığından dolayı ve sadece şu eksen etrafında döndüğü için bir adet serbest derecesi vardır denir. Şöyle bir örneği inceleyelim. Bu taban hareket etmiyor. Bunun üzerinde şu şekilde bir tek parça var. Bu parçanın şöyle dönme hareketi var. Bunu unutmayalım. Bu dönebiliyor. Sonra şu gri parça buna göre şu şekilde dönebiliyor. Sonra şu mor parça bu griye göre şu şekilde dönebiliyor. Bu dönmelerin haricinde başka hareketleri yok. Bu bir robot kol olduğunu düşünelim. Dolayısıyla tüm sistemi birden değerlendirecek olursa toplam 3 adet dönme serbestliği vardır denir. Dönme serbestlik derecesine sahiptir. Serbestlik derecesi konusunda bazı örnekler izleyelim. Bakın bu bir döner bağlantı. Bunlar birinci cisim ve ikinci cisim. Bu cisimler şu eksen etrafında sadece dönme serbestlik derecesine sahip olduğu için bir adet dönme serbestlik derecesi var. Diğer 5 adeti kısıtlı diyoruz. Bu serbestlik derecesi de dönme şeklinde. Bir başka örneği inceleyelim. Bakın burada şu 1 numaralı cisim, bu da 2 numaralı cisim. 1 numaralı cisim sadece şu yönde hareket edebiliyor. Prizmatik bir delik içerisinde, kendi de prizmatik bir şekle sahip olduğu için kesinlikle şu yönlerde bir dönme yapamıyor. Ve farklı dönmeler de yapamıyor. Şunu bir
zemine montajlı cisim olarak düşünün. Zemin olarak düşünün. Zemin olduğu için zaten hareket etmiyor. Dolayısıyla bu cismin hareketi de bir serbestlik derecesine sahip. Diğer bütün serbest dereceleri kısıtlanmış. Ama bu öteleme şeklinde. Şu hareketimiz öteleme hareketidir. Buna dikkat edelim. Bu da bir serbest derecesi ama öteleme şeklinde. Ve özellikle prizmatik şekle dikkat edelim. Şu şekilde dönmeler kısıtlanmış. Diğer türlü dönmeler de zaten mümkün değil. Eğilme yok. Buna dikkat edelim. Bakın şu şekilde bir hareket inceleyelim. Bir numaralı cisim, bu iki numaralı cisim, iki numara zemin. Cisim dikkat edersek bunun içerisinde şu şekilde dönme hareketine sahip kendi eksen etrafında. Aynı zamanda şu şekilde de dönme hareketine sahip. Aynı zamanda şu şekilde bir dönme hareketine de sahip. Dikkat edersek 3 adet dönme serbestliği mevcut. 3 tane dönme serbest, geri kalan 3 öteleme kısıtlı. Yani bu bir numara iki numaradan ayrılamıyor. Ne yukarı aşağı, ne sağ sol, ne ileri geri hareket yapamıyor. Bakın bir başka hareket daha var. Buna da dikkat edelim. Yine bir numaralı cisim, iki numaralı cisim, iki numara zemin olsun. Dikkat edersek bu cisim zaten yukarı aşağı piston silindir içerisinde hareketini yapıyor yukarı aşağı. Ama aynı zamanda şu şekilde de dönüyor. Dönmesi de var. Demek ki iki adet toplamda serbestlik derecesi mevcut. Bir öteleme, bir dönme olmak üzere. Dolayısıyla üç boyutlu sistemi düşünürsek geri kalan 4 adet serbestlik derecesi de kısıtlanmıştır diyebiliriz. Diğer bir örneğe bakalım. Bu örneğimizde de yine bir numaralı cisim, iki numaralı cismimiz de zemin. Bir numaralı cisim bunun üzerinde şu şekilde hareketler yapabildiği gibi kendi eksen etrafında şu şekilde de dönebiliyor. Ekseni şu şekilde gösterirsek dönme hareketi de mevcut. Ama dikkat edersek zeminden ayrılamıyor. Yani tam kendi eksenini dik şurada şu hareketi yapamıyor. Dolayısıyla şu 1, şu 2, 3 olmak kaydıyla 3 adet serbestlik derecesi mevcuttur. Geri kalan 3 adeti de kısıtlıdır diyebiliriz. Arkadaşlar serbestlik derecelerine ilişkin örnekler çeşit çeşit artırılabilir ama sözünüzü bilmemiz gereken husus en serbest halde cisimde 3'ü öteleme ve diğer üçü de dönme olmak üzere toplam 6 adet serbestlik derecesi mevcuttur. Bunu aklımızdan çıkartmayacağız ve bunu unutmamak için şu uçak örneğini düşüneceğiz. Uçak havada uçuyorken bu 3 öteleme ve 3 dönme olmak üzere toplam 6 serbestlik derecesinin hepsini gösterebilir. Hepsinde serbesttir. Serbestlik derecesiyle ilgili endüstriyel bir robotumuz var. Bu robotu bir izleyin ve bu robotun kaç serbestlik dereceli bir hareket kabiliyetine sahip olduğunu bulmaya çalışın. Robotumuzun serbestlik derecesiyle ilgili tahminlerinizi tartışma bölümünde belirtin. Bakalım kim bildi, kim yaklaştı, kim salladı bir bakmış olalım. Dersimiz bu kadardır. Hepinize başarılar diliyorum.